Batı kültürü buradan yayıldı dedikleri kültüründe bakarsınız hepsinin kökeninde yine Anadolu yoluyla Mezopotamya Anadolu var. Bazı insanlar vardır ruhunuza dokunan, hiç fark ettirmeden hayatınıza giren. Güler yüzlü, neşeli, bir o kadar da kararlı, ilkeli duruşuyla Sevim Buluç Hoca gibi. Profesör Doktor Sevim Buluç Hocamız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanıydı. Aynı zamanda Arkeoloji Sanat Tarihi bölümünün de kurucu başkanıydı. Gerçekten onu kaybettiğimiz 1996 yılına kadar geçen yaklaşık iki buçuk yılda beni çok etkileyen insanlardan birisi oldu. 1936 yılında İstanbul'da doğan Buluç, 1960 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuş, Amerika'da Bryn Mawr Kolej'de yüksek lisans eğitimini tamamlayarak akademik kariyerinin devamı için Ankara'ya dönmüştür. Başarılı şekilde ilerlediği bu süreçten son olarak profesörlük unvanını almıştır. İdealist, çağdaş, modern, laik ve mücadeleci kişiliğini hoca kimliğiyle birleştirerek insanları derinden etkilemiştir. Sevim Buluç Hoca kendisini çok iyi yetiştirmiş, çok açık fikirli, tam bir cumhuriyet aydını bir hanımefendiydi. Çanakkale'ye birçok bakımdan yakışıyordu. Hem kendi yaratılışı, hem kendi açık fikirliliği, hem de çok iyi bir bilim insanı olması sebebiyle. Emekliliğine 2 sene kala tüm düzenini bozarak sevdiklerini arkasında bırakıp yakın çevresinin bir kot bir gömlek ile gitti diye tanımladığı şekilde yeni kurulan üniversitenin yeni açılan bölümüne kurucu dekan olarak gelmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü. Bana verilen ofiste ne bir sandalye ne bir masa vardı. Bunu görünce hiç unutmuyorum. Kendi kitaplarının olduğu, kendi odasındaki bir masayı bana vermişti ve bu beni çok etkiledi. Eğitime olan inancı ve sevgisiyle her şeyi ardında bırakarak Çanakkale'ye gelen Sevim Buluç, imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa düşmemiş, bir an bile olsun mücadelesini bırakmamıştır. İş hayatının zor olacağını düşünüyordum fakat Sevim Hanım'la başlamam benim için çok iyi oldu. Çünkü bize arkadaş gibi davranıyordu. Amirden öte arkadaş gibi davranıyordu. Sevim Hanım öğrencileriyle olsun, hocalarla olsun zaten çok az kişiydik o zaman. Birlikte çok güzel kaynaşmıştık. İş arkadaşları onu hep dost olarak tanımlar. Amirden çok yoldaş olmuştur her birine. Üzüntülerini sır gibi saklayan, sevinçlerini herkesle paylaşan, yeri geldiğinde annelik, yeri geldiğinde kardeşlik yapan, tüm hayatı kucaklayan biri olmuştur Sevim Buluç. Dekan hocamız da bir yıl kadar yardımcılığını, ilk dekan yardımcısı olarak görev yaptım. Kendisi her zaman güler yüzlü, hiç sıkıntıları etrafında aksettirmeyen ve problemleri çabuk çözen bir hocamızdı. Aramızdan ayrılışının ardından öğrencilerinin anne diyerek andığı, iş arkadaşlarının ise kaybına hala alışamadığı Sevim Buluç, her zaman ilkeli duruşu ve herkese örnek olan kişiliğiyle gülümsememizde yer bulacaktır. Ben Profesör Doktor Sevim Buluç ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde 1993 yılında göreve başlamam sırasında tanıştım. Fakat tabii göreve başlamadan önce Sevim Buluç'u biz bir kadın bilim insanı olarak ne kadar güçlü özelliklere sahip olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu elim kaza sonucu aramızdan ayrılmasaydı bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü çok daha iyi yerlerde olacaktı. Adının verildiği bir sokak ve çalışma arkadaşlarının hazırladığı anı kitabı ile Sevim Hoca hiç unutulmamıştır. Üniversitemizin ve Çanakkale'nin çağdaş, laik, demokratik, bölünmez bir vatan, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşamayı seven insanların, öğrencilerinin yetişmesinde çok büyük yapı taşları koymuştur. Nurlar içinde yatsın, biz sizi çok özlüyoruz. Ölümünün bu 20. yılında bu muhteşem insanı gerçekten bir kez daha
saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Onların inandıkları bir tanrının sembolü ve güneş ışınları. 1992 yılında kurulmuş bir üniversitede henüz 1995-96 yılları iken az sayıda hoca, az sayıda öğrenci vardı. Ben de Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenciydim. Bir hoca sınıfımıza girdi. Profesör Doktor Sevim Buluç isminin bu olduğunu öğrendiğimiz hocamız ilk başta profesör deyince hani gerildik, acaba bizi çok sıkar mı diye düşündük. Fakat çok neşeli, çok kibar, içten, candan bir hocayla karşı karşıya geldik. Şimdi üniversitenin Anafartalar kampüsüne gidip eğitim fakültesinin C bloğunda o sınıflarda dolaştığımız zaman hala onun sesini duyarız. Ve Terzioğlu kampüsüne geldiğimizde Troya Kültür Merkezi'nde Büyük Amfi'ye adını veren Sevim Buluç'un ruhunu bir nevi hissederiz. Bu anlamda onun öğrencisi olmaktan dolayı büyük şanslı olduğunu düşünür ve bundan sonra bütün öğrencilerin de hep böyle hocalarla bir araya gelmesini, onlarla karşılaşmasını dileriz. O bize annelik yaptı, arkadaşlık yaptı. Onu hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağız. Benim için Sevim Hoca, rektör bölümün ilk gününden son gününe kadar birlikte mücadele ettiğim ideal arkadaşım, meslektaşım olarak her zaman anılarımda özel bir yere sahip olarak yaşayacaktır.